da yorum yapmayı istiyor. Bir köş adı Sonsuz Şükran Köyü, o topraklarda doğmuş bir mimarın köyüne dönüş için başlattığı sosyal sorumluluk projesi. Mimar Mehmet Taşdikel'in o köyde yaptığı kerpiç evlere kültür ve sanat adamlarının ilgisi büyük. Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Köyü'nün hemen yanı başındaki Sonsuz Şükran Köyü'nde bu yıl ikincisi düzenlenen 14 günlük festival başladı. Deniz Kilislioğlu'nun haberini kameraman Bülent Arıkan görüntüledi. Ellerde kürekler, malalar, kesim makineleri durmaksızın çalışıyor. İnşaat devam ediyor. Sıfırdan bir köy inşa ediliyor. Sonsuz Şükran Köyü, Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş beldesinde. Sadece bir kooperatif projesi değil, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. Projenin sahibi ise mimar Mehmet Taşdiken. Ben bu topraklarda doğdum. Ben bu köylüyüm. Ya, projenin ana şeyi, nedeni, burada yapılıyor olmasının nedeni bu. Yani doğduğum topraklara bir bakıma borcumu ödemek. Sonsuz Şükran Köyü'ndeyiz. Şu ana kadar 11 ev tamamlandı ve proje bittiğinde 150 kerpiç ev burada olacak. Sanatçılar buraya kültür getirmeye değil, Anadolu'nun kültürüne sığınmaya gelecek. Sanatçı Yavuz Bingöl'den tiyatrocu Tolga Çevi'ye, sosyolog Nilüfer Narlı'dan modacı Cemil İpekçi'ye kadar birçok isim bu projeye dahil oldu. Sonsuz Şükran Köyü'nde ev aldı. Bu köydeki kerpiç evler kurayla sahiplerini buluyor. Ev sahibi olmak için ön koşulsa senenin bir bölümünü o evde geçirmek. Evimi yazarlar atölyesi yapacağım. Dünyanın farklı ülkelerinden, Türkiye'den yazarlar hani gelip burada kalıp kitaplarını yazabilecekler. Ekim ayında zannediyorum eşyalarım gelecek. Ben renksiz bir evi olamam. Evimin içinde muhakkak bir mavi olacak. Allı güllü yastıklarım olacak. Daha perdeleri bilmiyorum ne yapayım. Elimde de çok güzel eski perdeler de var. Elde örülmüş perdeler var. Belki öyle bir perdeleri koyabilirim. Sosyolog Nilüfer Narlı çalışmalarını sürdürmek, modacı Cemil İpekçi ise dinlenmek için bu köyü tercih etti. Ne okul açmak istiyorum, ne atölye istiyorum. Belki şu pencerenin önünde beni elimde bir kasnak kaneviçe yaparken görebilirsiniz. Köylüler talep ederse? Okul olarak açmam ama Temmuz Ağustos'ta köy meydanında belki workshoplar yapabiliriz. İki de dedikodu yaparız, üç de fal bakarız. Sonsuz Şükran Köyü projesinden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de bilgisi var. Gül, kurucu Taşdiken'e bir mesaj gönderdi. 3 Eylül'de başlayıp 14 gün sürecek, seminerlerin yapılacağı, resim sergilerinin gezilebileceği, filmlerin gösterileceği ikinci geleneksel festival dolayısıyla o mesajı Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Sever anlattı. Ben de bu fikir büyük heyecan uyandırdı. Ama sadece ben de değil, baktım herkes çok heyecanlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız dahil bilgilendirme yoluna gittik. O da çok beğendi, etkilendi. Zaten mesajımda da bunu belirtti. Başka belde ve kasabalara da bunun örnek olmasını diliyorum diyerek. Parkta oynarken kaybettim.